Ay Allah ya. Yok yok, hiçbir sıkıntı yok. Gayet keyifler yerinde. Bu son tartışma neydi? Rümeysa niye ağladın? Genel ölken bir şey olmadı. Oğuzhan sen niye girdin de genel bu Rümeysa'nın darlanmasına? Dilara Pusa diye girdin içeri. Neyse, gereken saygıyı göstermişsin hiç olmazsa. Güzel bir hitap şekli ama. Ama niye hesabını ondan sordun onu anlamadım. Öykü'nün başından beri zaten kendisiyle beraber arkadaşlarını fişfikleyen Dilara. Yani Rümeysa'nın üstünde salan Dilara. Bugün kaç gün geçmiş üstünden mesela. Günaydın aşamada hala saygısızlık yapıyorlar. Bilerek yapıyorlar. Yani bu kızın bu hale gelmesinin sorumlusu Dilara Pusa ve arkadaşları. Sen ne anlatıyorsun ya? Yani yok, bunun sebebi bunlar. Gaza getiriyoruz tam tersi. Yalan. Beyza. Hayır, kız arkadaşı ağlıyor, zırlıyor. Kulise de aynı şekilde üstüne giriyorlar. O zaman ağlayacaksa hiç oynamayacaktınız arkadaşlar. Ben mi sebebiyet veriyorum? Arkada hiç kimsenin, sizin konunuz bile açılmıyor. Bak, herkes senin gibi sizi ağzı bozuk değil. Burada karakterli, düzgün insanlar da var. O yüzden yani bir şeyleri... Ağzı bozuk neyini gördün? Efendim? Burada son zamanda neyini gördün? Yani ikiniz de karşılıklı hakaret ettiğiniz için ağzı bozukluk, eğer bundan burada gördüğünüzden bahsediyorsak... Genel olarak Öykü Hanım ağzı bozuk bir insan olduğu için... Ben şurada bir oyun sırasında ikinizin ağzı gibi bir halde gördük yok, yani. Rümeysa'yı da mesela metres imaları, yok o imaları, bu imaları... Ya sürekli, ağzından metres lafı çıkmamış ya. Karalayan, sen kendi kendine ne uyduruyorsun dışarının ya? Dışarının mevzusu o. Bak getirme. Tamam, dışarının mevzusu kendisi bunu. Onu chat yazıyor, ben mi söylüyorum sanki? Ben bilemem. O dışarının mevzusu. Çirkin muhabbetleri. O konuya hiç yani girmeyin bence. Gördüğüm üzerinden konuşuyorum. Benim burada sinirlendiğim nokta, Rümeysa burada en son ağlayacak kadın. Duruş olarak, yani buradaki herkes biliyor ya, bu kızı gerçekten ağlattılarsa herkes bunun büyük bir sebebi var. Herkes ağlayabilir, ne alaka? Efendim? Ne alaka herkes yani ağlayabilir, niye? Ben de ağlarım, ne Öykü var? Öykü Hanım ağlayabilir ama ağlama raddesi vardı. Herkes tamam, kolay kolay yani. Beni şikayet etmiş Öykü. Burada Rümeysa, burada kadınlar arasında en son ağlayacak gel, kadın. Gel yüzüme konuş, bu kız ağlıyorsa bunun sebebi etme. Dilara Pusa ve arkadaşları. Saadet. Tamam, güzel. Gelsin yüzüme söylesin problemlerini, neden erkek arkadaşını anlatıyor ki beni? Yüzüne evet söylesin değil. Burada otururken kızın suratına pastı fırlatan sensin. Ne yüzüne gelsin konusundan bahsediyor. Başka bir şey olsa başka orada. Şey burada karşılıklı yaptılar ama. Bardak doluyor. O yani gün yaşanan tansiyon da bugüne lütfen karıştırma. Olayları birbirine sokuşturup darmadağın bir şey yani yapıyorsun. O da insan. Sürekli doluyor, bir doluyor, müsaade, doluyor. En sonra da ağladı. Tamam, bir müsaade. Ya bu evet yüzden bahsediyorum ben bu konuyu. Evet. Dilara. Ha. Bir şey problem varsa gelsin bana söylesin erkek arkadaşını ağlayacağına. Buse bir şey söyleyecektin galiba. Yani biz hani Rümeysa'yla hiçbir diyalog halinde kimse değil. Bir hani laf sokma olur, ne bileyim, onu rencide edecek bir şey. O hiç kimsenin, ben öyle bir şeyini görmedim burada. Günaydınlaşmayı bilemem. Onu genelde Dilara ile Beyza yapıyor zaten. Ama tutup da sen hem genele vurarak hem de burada sanki biz Rümeysa'nın üzerine gitmişiz muamelesi yapamazsın Oğuzhan. Dışarıdaki sen muhabbeti gelip de buraya taşıma bu şekilde Bursa, şimdi. Senin acısını yapmadığını buradan biliyorum çıkartma yani. Seni burada tenzih tamam, ediyorum. Ne yapalım, alkışlıyoruz onu. Tenzih ediyorum. Ne yapalım? Burada mesela ne Dilara, Beyza, tamam, İlayda. Bunlar sürekli İlayda mesela Rümeysa'ya bakışları olsun kuliste. Tabii ki. Konuşmaları olsun. Zaten bilerek kabul ettiniz bunları. Şöyle bir şey var. Ben sadece bunun sadece içeride değil. Yani bunun kulisi de var. Arkası da var. Benim kulağıma geliyor. Beyza mesela kuliste Rümeysa'ya laf atıyor. Rümeysa da atıyor. Bu sefer sinirleniyor, bağırıyor. Yani sürekli içeride ve dışarıda bu konular Rümeysa'nın üzerine gidiyorsunuz bu konularda. Çıkartın artık o yuvadaki pislikleri be. Yeter. Öykü Hanım, kuliste aynı kuliste değiliz. Denk gelmiyoruz. Saç yapılırken yok. Yok. Tuvalette bile denk gelmiyorum özellikle. Artık ki zaten yalan yanlış üstüme iftira atmasınlar diye. Zaten kan rahatsız oluyor diye hiçbir şekilde muhatap olmuyorum. Ya daha olmuyorum geçen tuvalette İlayda bir tane bakmışsın. İlayda zaten alakası yok. Bahsediyorsun tam tersi. Geçen dediğin var ya yani. İlayda tam neredeyse tersi. Neredeyse olaydan döndükten sonra yani aradan döndükten sonra lütfen şu tarihleri getirip karıştırma olsan. Böyle savunma olmaz. Öykü Hanım daha iki böyle gün önce. Böyle savunma olmaz. Daha iki gün önce. Gerekiyor. Hayır sen de aynısını yapıyorsun o zaman. Sen de o her şeyi getirip burada konuşuyorsun o zaman. İki gün önce dediğin bin yıl oldu biz o mevzuyu konuşalı. Öykü Hanım döndükten tamam da süre gelen kaç bir şey var. Yani ama süre gelen, taşıyor. Sizin de süre gelen bir şeyiniz var yani ki konuşuluyor kadar, hala yani. Bir yere kadar doluyor. Bu tamam, sefer bir kız ağlıyor var yani. Hani bunun sebebi kim? Kim? İlayda'yı nereden çıkardı? Bunun tek sebebi sadece İlayda bana içeride kızıyor. Beyza söz vereceğim. İnsanlar kendi kendilerine tepki gösteriyor da olabilirler. Olabilirler yani. Normal bir durum yok ortada. Bunu illaki Dilara yaptırıyor diye bir şey diyemez. Bak Beyza, ben kendi kendime yani evet benim tavrım zaten diyor. Dilara hiçbir zaman birebir insanlarla muhatap olup lütfen rica ediyorum Beyza falan demen lazım. Ya da kimse artık yani.
lütfen artık Rümeysa'ya böyle şeyler yapmayın demen lazım. Anladın mı? Dilara'yı suçlu tutup değil. Bir muhatap alman lazım. Dilara hiçbir zaman bize söylemedi böyle bir şey. Yapmayın, Öykü yapma dedim. Asla. Hala devam etti. Rümeysa'yla yani tartışın olsanız. Dilara hiçbir zaman dinleyin. Tamam, dur bir dinleyin. Saygısızlık yapılıyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Kim inanır, kim inanmaz. Dilara hiçbir zaman, ben kendi adıma konuşayım, bana gelip İlayda Rümeysa'yla tartış, olsana şöyle yap, böyle yap hiçbir zaman demedi. Hiç aksine hiçbir şekilde kuliste başka konular konuşuyoruz ve gerçekten benim ve Beyza'nın kulisi üst katta, denk bile gelmiyoruz. Hani olsa sizin dediğiniz gibi eğer böyle bir şey varsa Dilara üzerinden yine bunu yaptırtman yanlış. Gelip Beyza'ya şunu diyebilirsin teke tekte. Ya Beyza, kız arkadaşımla bir problemin var ama rica ediyorum vesaire, niye Dilara'nın üstünden yapıyorsun? Şöyle bir algı oluşturuyorsun, hani algı diyorsun ya, Dilara bize Dilara bunu yaptırtıyormuş gibi oluyor. Evet, aynen. Dilara böyle bir şey yaptırtmıyor. Beyza yaptırtıyor mu sana? Asla. Hatta ben tam tersi, Dilara beni geçen uyardı, dedi abartma ki Beyza dedi artık abartma yeter dedi. Ben de döndüm dedim ki artık seninle alakası yok, benim şahsi bir problemim var. Bana söylediği kelimeler Beyza bunu söylediği için konuşuyorum ben. O yüzden değil mi Beyza, bugün günaydınlaşmada biz kelebeği verilirken direkt konuşmaya başladık. Canım benim, ben Beyza'ya lafımı attım, hayır. Ben sadece arkadaşımla muhabbet ettim ki ben benim günaydınımda da hepiniz nedense kıkır kıkır gülüyordunuz. Sadece sana yapılmıyor. Sana da bekleniyor. Gıcığım, ona da gıcığım. İkinizden de nefret ediyorum. Bana onun söylediği kelimeyi unutamıyorum. O yüzden ona tek vurabileceğim, tek rahatsız edebileceğim, tek de değil, daha çok da var da tek uğraşabileceğim yer orası var. Ben de o yüzden Kaan'ı da rahatsız etmeden, onun da sözlerini kırmadan sizinle alttan uğraşıyorum. Durdurabilir misin? Durduramazsın. Elinden bir şey geliyorsa yapabilirsin. Yap. Yapamıyorsun. İşte kimseye de suç atma. Kız bana dur diyor hatta ya. Ama sana ne? Ben ne yapayım yani buna? Ben bahsettiğim konu buydu. Bununla yüzleşeceksin ya da ikna edeceksin. Ki ben daha fazlasını yapardım. Kaan efendim durduruyor beni. İkna eden kişi olsa, varsa o da benim Öykü Hanım. Oğuzhan'la Beyza muhatap olmayacak. Bunu ben Beyza'la hallederim. Ben zaten muhatap olmadım o zamana kadar. Yok. Muhatap olacağım bir insan değil kendisi zaten. Tamam, bak şu an yanlış konuşuyorum. Dayını dedin çünkü dayını dedin çünkü işte içeride. Bak böyle konuşunca anladın ama mı? Ama dayını dışarıda dayını dedin. Konuştum Beyza'la dedin. Ben mi yanlış anladım? Tamam, konuştum yapma dedim. Bir daha muhatap olmuşsun ben işte. Ben ilk zamanlar dedim. Ondan sonra devam etti. Ben dedim ki muhatap olacağım bir tamam insan işte, değil. Tamam işte Dilara'nın üstüne atma. Bak kendisi bizzat bireysel olarak Dilara bana yapma demesine rağmen ben gıcığım, nefret ediyorum, uğraşacağım. Uğraşabileceğim tek konu. Yani Dilara Tuzağı diye gitmenin var. Ay yüzeyine saldırıyor ya. Elimin tersiyle ağzını ortasında bir tane yapıştıracağım. Buse ile İlayda'yı tenzih ederek söylüyorum. Gizem, Beyza ve Dilara. Bu üçü özellikle Rümeysa'nın üstüne geliyor. Gizem'e de soralım isim verdiğin için. Evet, Gizem. Hayır, asla Dilara ile alakalı değil. Bu konu dışarıda bunu dahi konuşmuyoruz ve ben son zamanlarda saygı göstermeye çalışıyorum. Hani hiç de katılmıyorum. Bir saygısızlık da yaptığımı düşünmüyorum. Ayrıca biz zaten Rümeysa ile burada çok çirkinleşerek bir kavga ettik. Ben bunun üzerine zaten gıcık olmuş olabilirim. Ama bunun üzerine bile gıcıklık yapmıyorum. Dilara ile hiçbir alakası yok. Rümeysa'nın bana söylediği ağır kelimelerden ötürü. Başka da hiçbir şey değil. Başka kimi söyledin? Üçü. Kim? Üçüncü. Dilara, Beyza, Gizem. Gizem yapmıyor ki hiç. Gizem son zamanlarda tamam, evet Dilara ile zaten halledemezsin. Son zamanlarda yapmıyor. Özellikle Beyza. Tamam, Gökhan. Beyza ile bir de muhatap. İyi ki de yapıyorum. Keşke kalmasa da daha fazlasını yapayım. Allah'ım yarabbim evet, ya. Gökhan. Biz zaten ben, İlayda ve Rümeysa bu son olaylardan sonra birbirimize özür dileyip konuyu kapattık. Hı hı. Yani muhatap olmayacağız diye de konuştuk. Hatta ben hem Oğuzhan hem Rümeysa'yı ne kadar sevmesem de hem İlayda'ya da söyledim. Hı. Yani sonuçta burada ilişki yaşamaya çalışıyorlar dedik. Hı hı. Biz onlar yokmuş gibi burada oturup evde ilişkilerini yaşasınlar dedik. O yüzden konularına müdahil olmamaya çalışıyoruz. Hı, en azından saygı duyarak evde otursunlar, ilişkilerini yaşasınlar. Yani o yüzden yani İlayda'ya da özellikle, o da bana dedi, ben de ona. Bu konuda biz tenzih edilirsek seviniriz. İlişkilerine hiçbir şekilde ne parmak sokuyoruz ne de yorum yapıyoruz bu saatten sonra. Bence genel konuşmayın demek yok, istiyorsun yani. Ona rağmen söyledim. Bence konuyu kapatmak istiyorsa Oğuzhan, Rümeysa'nın ağlamamasını istiyorsa tabii ki de ağlayabilir. Bu arada içini dökeceği bir tek Oğuzhan var çünkü baktığın zaman ağlayabilir. Ama tutup da bunun sorumlusunu bir de yani zamanda çektirmiş olduğu bir kadına gelip sorması da çok fake yani. Yani orada ben de sinir krizi geçirdim. Hadi araya girmeyeyim dedim ki Mert'le konuşuyorduk. O yüzden yani araya girmedim ama çok de, saçma bir görüntüydü yani. Demenin bir manası yok. E zamanında bu kız da senin yüzünden yani, çok kez ağladı. Onlara çok sayarsın artık. Efendim, ben biliyorum yayının olduğunu. Burada bazı şeyleri ya inkar ediyorlar ama. Ben biliyorum diyorsun. Suratını anlatıyorlar daha ne yapacaklar i̇nkar yani. Ben tanıdığım kadarıyla biliyorum. Peki ben sana başka bir ben şey söyleyeyim. Ben çok iyi tanıyorum. Ben doldurduklarını söylüyorum. Olmayan şeyleri de arkadaşlarına anlatıp doldurup Rümeysa'nın üstüne sağlıklarını anlatır eminim. Anlatır da.
Hakkıdır eminim da. Yani. Hakkıdır da. İnan hiç uğraşmıyorum bile. O kadar yoksa. Tabii canım. Peki. Bir müsaade eder misiniz? Sürem kısıtlanıyor çünkü. Az kaldı. Son bir şey. Rümeysa niye ağladın? Gerçekten niye ağladın? Genel girer olarak. Girmez. Seni bir konuda eleştirdiler galiba değil mi? Yani. Yok hayır. Yani bir 5 dakika yayında dur da. Biz de bir çıkalım, çıkabilelim. Kimse sürekli dışarıda Oğuzhan'lasınız. Ne zaman görsem Oğuzhan'la dışarıdasın. Hani biz de bir ihtiyaç duyuyoruz. Ama sen dışarıda olduğun için ne zaman çıksam görüyoruz diye. Bu mu ağlattı seni? Hayır. Hayır tabii ki de. Buna niye ağlayayım? Beyza. Öykü Hanım bence biz gerçekten son 3-4 gündür... Ben cevabını vereyim. 3-4 gündür asla uğraşmadık, laf da atmadık ki dün bugün söylediğim şey çok normaldi. Dün ben tuvalete çıkamadım, affedersiniz. Onlar dışarıdalar diye. Sıraya çıktıkları için sevgili izleyiciler. Böyle birinin çıkması yani diğerinin gelmesi gerekiyor. Neyse biz 3-4 gündür uğraşmıyoruz ya onlarla. Şimdi bizim onlara baskı, mobbing yapmamız lazım ki onların mağduru oynaması ve oldukları konumdan daha böyle böyle göz ardı edilebilir. Göz ardı edilebilir bir duruma girmeleri lazım. Bizim de damarımızı biliyorlar. Bana bir şey yapma denildiğinde daha çok yapasım geliyor. Ben de böyle bir karakterim. Bize yapma dediklerinde daha çok yapasımız geliyor. Biz onlara mobbing uygulayalım diye şimdi bunu olmayan bir şey ortaya attılar. Kendilerini tekrar mağdur etmeye çalışıyorlar. Ama ne yaparsanız yapın. Ben artık kamera önünde sizin mağduriyetinizi çekemem. Yani sizin lincinizi yemek bile bana keyif veriyor gerçekten. Size mobbing uyguladığım için şey yapmakta. Ama yani mağdur yatamazsınız bu şekilde. Uğraşmayın. Uğraşmayacağım da. Hayır şunun için... Uğraşmıyoruz gerçekten. Madem mağdur yatmamızı, 3-4 gündür belki daha fazla. Bu şekilde mağdur oynamamızı düşünüyorsun. Ya o zaman bundan sonra bizim mağduru oynayacağımız şeyler yapma. Mağdura düşeceğimiz şeyler yapma. Saygısızlık yapma. Bizim işte, hiçbir şekilde mağdur oynama gibi düşündüğümüz yok. Buradan bir an önce çıkıp ilişkimizi yaşayıp bir an önce bitip burada dışarıda yaşamak zaten. Ya bir şey yokken o zaman bir taraftan ağlayıp da diğer taraftan sen bir öyle bir tane gezme. Ne mobbingden bahsediyorsun sen ya? Sinirlerim bozuldu. Peki ya bu konuyla ilgili birkaç kişi daha eleştirmişti. Kim ben eleştirdi? Ben de çıkıyor Dilar, yarım saat sonra geri geliyor. Tamam peki. Rümeysa. Yani burada bence Rümeysa'nın ağladığı şey başka bir şey. Sen doğru olanı bence çözmelisin. Konunun Dilara ile alakası olduğunu zannetmiyorum. Hesabını soracağın yer başkası, başka yer diye düşünüyorum. Yani başka şeye dolmuştur diye düşünüyorum. Ben burası olduğunu düşünüyorum Eyke Hanım. Ben eminim. Ben sana yani en azından bu ihtimalde göz önünde burası iyi gelmiyor diye söylüyorum. Çünkü aslında doldurup da yani rahatsız olduğu şeyi söylediğinde... Dalga geçer gibi de gülüyor ya. Şikayet ettiği konu yoktu Dilara ile ilgili. Konu öyle bir şey, yani yaptığı bir şey yoktu. Bunun üzerine senin öfkelenip gelecek kadar yaptığın bir şey yoktu. İzledik gördük yani. Bir şey yoktu orada. Ama dışarı ile ilgili mesele varsa bunu dışarıda yayınında hallet yani. Burayla alakalı Eyke Hanım. Genel olarak dolmuş. Dışarıda genel diye bir dolmuş. Hayat yok yani. İşte yani. Ama çünkü bunu hesabı sorması doğru mu peki? Sana soralım. Yok ben öyle bir şey söylemedim ona. Yani git hesap sor ya da şikayet etme olarak değil. Ben ona sadece doldum dedim. Ya gel dedim çağırdım ya gücüm yok konuşmaya bile halim yok. Gel konuşma dedim daha ne yapabilirim? Ya ne yapayım yani? Öykü Hanım Rümeysa'ya öyle gelince öyle ona. Görünce. Ama bir kadının yani, üstüne gidiyorsun. Biz de Rümeysa'ya öyle görünce yani. Rümeysa normalde ağlayan bir kadın asla değil. Öyle görünce ben de hani öfkelendim sinirlendim bu şekilde bir tepki verdin Dilara. Çünkü bu Rümeysa'nın ağlamasını süre gelen Dilara'nın yaptığı hareketler. Yani Dilara'nın ya sürekli ya bakışları var. Ne anlatıyor ya? Siz kendi kendinizi bu duruma düşündünüz. Doğdu. Bu kız ağladı yani anladın mı? Yani. Ya yaptıklarına yaptıklar değil yani. Başka sebebi yok bunun. Ama ya kabullenmeyi hiç sorman gereken yer başka bir yer de onu söylüyorum. Ya sen biraz onun farkına var istersen. Ya da ne konuşuyorsunuz bilmiyorum. Rümeysa neresi? Konuşun yani. Sebebi ne? Konuşmak istemiyorum. Sen de öyle yap bence. Bu normal sordu şu an. Ya hoş değil evin içinde bir kadının üzerine öyle gelip yürümek, hesap sormak. Hoş değil. Hoş olmayan çok şeyler yapılıyor Hüküm Hanım. Yani işte kaynağına ben bakmak lazım onların da. Ben kim neyi insanım. Yapıyor, neden yapıyor, niçin yapıyor. Yani neyin yani üzerine sebebi yapıyor. Yokken yapıyor bence. Ay şaka gibi sebepsiz. Ya. Sebepsiz yapıyor. Okay. Ya bize küfredersin, affedersin tuvalette ben de bunları ben yaparım. Ben kendi açımdan biliyorum bunu. Kendimi yani. Bildiğim için bu şekilde söylüyorum. İsteyen istediğini düşünebilir. Anladım. Ben hiçbir şekilde ona yanlış yapmadım ilişki boyunca. Ben ilişkim bittikten sonra olan bir ilişkiden dolayı bu şekilde eğer mağdur artık biz de gülerek karşılık veriyoruz yani. Sıkıntı yok. Biz de sizin gibi konuşmuyoruz. Ben neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. İsteyen istediği gibi düşünebilir. Vallahi işte bazen de öyle kalıyorsun işte. Ne diyeceğini bilemiyor insan.
Öykü Hanım'a bile söyleyecek sözü kalmadıysa. Evet. O zaman oylamaya geçelim arkadaşlar.